Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz gibi bu videoda nardan bahsedeceğiz. Nar yüzeysel ve yayvan bir kök sistemine sahiptir. Yani ceviz gibi kazıksı köke sahip değildir arkadaşlar. Bundan dolayı da bu kök etrafındaki de bak görüyorsunuz yandan sürgünleri görüyorsunuz. Bunların olmaması için aşağı altından çıkan sürgünlerin koparılması ve toprak neminin korunması için yılda bir iki kez çapalanmasını tavsiye ediyorum. Bu çapalama yapılırken de bu çıkan yoz sürgünler buradan alınacaktır arkadaşlar. Gübre olarak da azota çok ihtiyacı var narın arkadaşlar. Kasım Aralık aylarında toprağa katılarak verilmesi uygundur. Yani bahsettiğim gibi toprağın üzerine dökülecek, çapalanacak. Böylece emilimi de kolay olacaktır. Bu benim bir senelik, geçen sene aşıladığım narımdır. Bir tane meyve tuttu. Bakın gördüğünüz gibi. 8-10 tane çiçeği vardı ama bir tane narımı meyve tuttu. Bir senelik ağacımdır benim. Nar ticari ömrü 30 ile 50 yıl. Fakat çok yıllı bir bitkidir arkadaşlar. Bahsettiğim gibi aşırı noktasından itibaren 30 ile 50 yıl bakımı iyi olursa, ama kök sistemlerinden tekrardan sürgünler çıkarak, yoz sürgünler çıkarak bunlarda aşı yapılır. Böylece nar ağacının çok yıllı olması bundandır arkadaşlar. Nar ılıman iklimi sever. Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Ege Denizi bölgesinde yetişir arkadaşlar. Fazla soğuğu sevmez, ılıman iklimi sever. Narın budaması da arkadaşlar oldukça dikkat etmeliyiz. Çok sert budamamalıyız. Çok sert budarsak bu nar meyveleri güneşe kalır ve güneş yanığı ve benzeri şeyler olur. Yere yakın dallar alarak, eğilmiş dallar alarak çok az da seyrelterek hava alması sirkülasyon güneş için yaparız arkadaşlar. Ama söylediğim gibi budarken dikkat edin. Fazla sert budadığınız zaman narlar güneşe maruz kalır. Çatlama ve benzeri şeyler de olur arkadaşlar. Yani sert budama yapmaktan kaçınmalıyız. Sahil kesimleri için bahsediyorum. Ege Denizi, Akdeniz, Marmara. Ocak, Şubat aylarında yapabilirsiniz arkadaşlar nar budamasını. Narlar uyanmadan 1-2 hafta önce. Arkadaşlar nar meyvesi de vitamin ve mineral olarak çok faydalıdır. A, B, C, E vitaminler içerir arkadaşlar. Mineral olarak da potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum içermektedir arkadaşlar. Hastalık olarak da insan sağlığına çok büyük faydaları vardır. Mesela antik kanserojendir arkadaşlar nar meyvesi. Başta hemoroide iyi geliyor arkadaşlar nar tüketimi. Alzheimer'a, tip 2 diyabet ve obezite gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, kandaki kolesterol oranını düşürerek arkadaşlar kan temizlenmesini sağlar. Kandaki şeker seviyesini düzenler arkadaşlar. Boğaz ağrılarına iyi gelir. Astıma ve hırıltıya çok iyi gelir arkadaşlar. Prostat kanserine karşı, bakın prostat kanserine karşı erkeklerde yaşanan önleyici ve tedavi edici bir etkisi vardır arkadaşlar narın. Prostat kanserine karşı ve eklem ağrılarına karşı da arkadaşlar içerdiği kalsiyumdan dolayı çok faydalıdır arkadaşlar. Yine burada nar meyvesi ile ilgili bir uyarımız var. Diğer meyvelerde olduğu gibi kim yiyip kim yiyemeyecek ya da ne kadar yiyecek diye. Diyabet ve obezitelerde dikkatli tüketilmeli arkadaşlar. Diyabet ve obezite hastalarında dikkatli tüketilmeli. Hamilelikte de doktor kontrolünde tüketilmeli arkadaşlar. Ve en önemlisi yüksek tansiyon ve kolesterol ilaçlarıyla birlikte içilmemeli arkadaşlar. Onlarla birlikte içildiği zaman, yenildiği zaman tepkimeye yol açar ve zehirleme ve benzeri şeylere yol açar. Mesela arkadaşlar birçok arkadaş paylaşıyor insanlar. Nar çatlıyor işte ağaçta, olmadan yiyemiyoruz ve sorun yaşıyoruz diye. Nar arkadaşlar şundan dolayı çatlar. Olgunlaşma dönemine yakınken kuraklık, sıcak hava, rüzgar, yağmur
dolu gibi etkenlerden dolayı çatlar arkadaşlar. Bir de aşısız ağaçların, nar ağaçların, aşısız nar ağaçların arkadaşlar. Bu bakın bölgeden aşılamışım. Cinsinden kaynaklanıyor. Onlarda daha çok o çatlama olayı, işte atıyorum size elma büyüklüğüne geldiği zaman hemen çatlama olayları başlıyor. Onun için ağaçlarınızı, nar ağaçlarınızı aşılayanlar biraz önce bahsettiğim etkenlerden etkilenmeyip de normal şartlarda bile çatlayan ağaçlarınızı aşılayarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Nar ağacında hastalıklar var arkadaşlar. Diğer meyve hastalıkları, ağacı hastalıkları gibi. Mesela ateş hastalığı var, kahverengi leke hastalığı var, meyve çürüklüğü hastalığı var. Yine bunlarda da diğer erikli ve benzeri gibi zamklama hastalığı var. Zam, yani sıvı, yapışkan sıvı çıkma hastalığı. Ve biraz önce bahsettiğim gibi güneş yanığına maruz kalıyor sert budamadan dolayı. Bu hastalıklar da mevcuttur arkadaşlar. Bu hastalıklara karşı ve diğer hastalıklara karşı nar ağacını ilaçlamak kış ve ilkbahar aylarında arkadaşlar. Mesela hasattan sonra ve ağaç uyanmadan önce dallara %1 bordo bulamacı ve bakır karışımı ilaç atılması hemen hemen bütün meyve ağaçlarında aynıdır. Bu gereksinimden dolayı ağaçlar gelişim tamamlamaz. Bunları gidererek ilaçlama şeklinde yaparak hastalıklara karşı da koruruz arkadaşlar. Yani bunları %1 bordo bulamacı Kasım sonu Şubat başı gibi atılarak arkadaşlar bakır ve bordo bulamacı bu sorunu da ortadan kaldırmış olursunuz. Bunları bahçenizde tavsiye ederim arkadaşlar. Oldukça güzel bir görünümü var nar olduktan sonra. Diğer bir hususta arkadaşlar bu narları seyretmeniz gerekiyor. Yani şu dal üzerinde düşünsenize, şu dal üzerinde 8-10 tane var. Bu tabii ki buradan kırılacak. Ağacınıza zarar olacak. Bütün zaman içinde baktığınız zamana da yazık olacak. Harcadığınız zamana yazık olacak işin doğrusu. Bundan dolayı narlar fındık büyüklüğünü geçtikten sonra arkadaşlar tutup da fındık büyüklüğünü geçtikten sonra bir dal üzerinde en fazla 3 tane bırakırsanız daha güzel verim alırsınız. Ağacınız daha sağlıklı olur. Rüzgarlı havalardan etkilenip de kırılmaz. Nar bahçesi kuracak arkadaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka nar diktiğiniz alanın etrafına rüzgar kırıcı olarak çam ya da mezarlık çamı ve benzeri ağaçlar dikerseniz uygun olur. Çünkü meyveler oluştuğu zaman meydana gelecek rüzgarlardan ağaçlarınız ve meyveleriniz de zarar görecektir. Bakın şimdi buradaki olayı göstereceğim ben size. Aşı noktası burası. Aşı noktasının altındaki sürgünleri çapa ve benzer şeylerle bu alanda olacak sürgünler çapa ve benzer şeylerle alırsanız bakın şöyle çıkardım. Evet aldım. Bence şimdi şunları diktiğiniz zaman arkadaşlar bunlara diktiğiniz zaman yeni bir nar fideniz oluşacaktır. Bakın. Şu gördüğünüz köküyle almışım ben. Bunu diker iseniz narınız oluşur. Daha sonra aşı yaptığınız zaman bahçenizde nar oluşur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ihlamur'da olduğu gibi bu dip sürgünlerden bir yıllık, iki yıllıklardan alırsınız. Şu şekilde kökünden çıkarsanız bunu şu an nereye dikerseniz dikin. Eylül'ün 20'sindeyiz. Biz 23'ündeyiz. 2022. Tam da zamanıdır çeliklenmenin arkadaşlar. Dut, ıhlamur ve nar. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı içinde bunları çıkarıp bahçenizin ya da saksıya koyduğunuz zaman güzel bir bakım sulamadan sonra yeni bir istediğiniz ağaç türünün olacaktır. Evet, dediğim gibi bir senelik benim narımdır. Bunu buradan sökeceğim zaten.
Bakalım, hediye olarak koymuştuk çekilişi. Talep olursa bu hediye narımızdır. Üzerinde bir tane de narı var. Talep olmasa da yine başka bir şekilde değerlendireceğiz. Söylediğim gibi kolesterol ve kalp hastalarının ilaçlarıyla beraber narı tüketmemesi önemlidir. Hamileler yine aynı şekilde doktor kontrolünde ve diyabet hastaları şeker oranı yüksek olduğu için nardaki ona göre tüketmeleri gerekiyor. Arkadaşlar bir de narın 3 çeşit yararlanıyoruz. Bir suyundan, 2 tüketerek, tane olarak tüketerek, 3 de kabuğu arkadaşlar. Nar kabuğundan çay yaparak kuruttuğunuz zaman, nar kabuğunu kurutuyorsunuz arkadaşlar. Normal sıcak suyla beraber bunu kaynatıyorsunuz ama. Kaynattığınız zaman nar kabuğundan da faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Suyunu çıkaracağınız zaman şunu tavsiye ediyorum. Çoğu kişiler de yapmıyor arkadaşlar. Kabuğuyla beraber, içindeki o beyaz, arasındaki beyaz zarla beraber suyu ezilip çıkartılırsa etken maddeler zaten kabuğu ve o beyaz zar içerisinde arkadaşlar. Vitamin olarak, mineral olarak en etken maddeler onlardır. Dedim ya, vücut için antioksidandır. Bunlar, bu maddeler, mineraller bu kabukların içindedir. Suyu çıkarırken bir bütün olarak sıkılması, kabuğuyla beraber sıkılması, o beyaz maddesiyle beraber, içindeki zarıyla beraber sıkılması tavsiye ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.